zaman birliği farzdır. ليش بشار الأسد ما عم يخليكم تاكلوا؟ لأنه إذر. لأنه شو؟ لأنه إذر. لأنه أبوه وأمه وسته. شو عم تاكلوا؟ Müslümanların birliği en hayati konudur. Pek çok insan rahatlık içinde televizyon karşısında çay eşliğinde kurabiyesini yerken, koltuğuna uzanmış akıllı telefonuyla internette sörf yaparken dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman kardeşlerimiz ölüm kalım mücadelesi veriyor. Bir an için kendinizi onların yerine koyun. Bir gün evinizde otururken aniden evinizin basıldığını, erkeklerinizin hemen orada idam edildiğini, kadınlarınıza tecavüz edildiğini bir düşünün. Bombalar altında uyuduğunuzu, her an bir bombanın çatınıza düşebileceği ihtimaliyle yaşadığınızı, dışarıya çıktığınızda sizi silahlı kişilerin beklediğini ve kaçacak bir yerinizin de olmadığını düşünün. Aç olduğunuzu ama kendi açlığınızı unutup evladınızın gözünüzün önünde eridiğini, ona biraz yiyebilmesi umuduyla ot pişirdiğinizi düşünün. جوعان انت عمو قد ايه صلك جوعان قد ايه صلك مأكلات يومين يومين صلك مأكلات طيب قل لي شو جاي عبالك انت خبز شو جاي عبالك خبز جاي عبالك خبز قد ايه صلك معك دقيقه كثير طيب جوعان هلا انت شو عم تاكل قل لي شو عم تاكل ناكل حشيش Bye.
اتضرر الريح اذا بنرجي المخدم من بيت تبعنا ايدين لكن اذا طلعنا من القصر يعني من القصر ما بتحب الرسائل لكل الاطفال عم تكون بالشوع والقلب نحن في عالم نتذبح نحن في عالم جائعين نحن في عالم مقدر واي أطفالنا تذبح نساؤنا انحارت أعصابنا لن يبقى لنا شيء أين أنتم اتقوا الله اتقوا الله من يسمعنا أين أنتم أيها الإسلام أيها العرب أين أنتم نحن نذبح Suriye, Doğu Türkistan, Irak, Afganistan, Rohingya, Kırım, Filistin, Kerkük, Moro, Patani ve Arakanlı Müslümanlar kendilerini bu zorluklardan kurtarabilecek kardeşlerine sesleniyor. Tüm Müslümanlar birlik olun ve bizi kurtarın diyorlar. Savaşın tam ortasındaki masum insanların yaşadıkları bu zorlukları, neler düşündüklerini, nasıl muhtaç durumda olduklarını anlamak hepimiz için çok önemli. Çünkü pek çok insan güvenlik endişesi yaşamadan evinde rahatlıkla hayatını sürdürebiliyor. Birçok kişi istediğinde bir markete gidip istediğini rahatça alıp yiyebiliyor. İstediğinde rahatlıkla tatil planları yapabiliyor. Ancak herkes böyle yaparsa, istemeden ve bilmeden de olsa dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu insanlık dışı uygulamalara ortak olmuş olur. Savaşın acı görüntüleri iyi bir insanı rahatsız edebilir ve bu kimse bu konuyu zaman zaman dile getirebilir. Böyle bir insan yeri geldiğinde savaşın kötülüğünü de anlatabilir. Ama vicdanlı ve imanlı bir insan bu rahatsızlığı kalben hisseder. Kendini birebir oradaki insanların yerine koyar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki? Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Ayetini düşünür ve zulme uğrayan insanların sorumluluğunu birinci dereceden kendi üzerinde hisseder. Dünyada hakim olan zalimliği tamamen ortadan kaldırabilmek için var gücüyle gayret eder. Zulme nasıl dur diyeceğiz? Şu ismi Çamo. Tüven Abuç. Uyen. Uyen. Mat. شنو متريقة متغدية متعشى الرحمن الرحيم يا أمة محمد يا شباب أمة محمد ليل نهار تستغيث الأطفال يستغيثون عشرات من الأخطار عن وحش مدينة دار الصار وين الأخوة وين الأمة وين الإسلام احنا بنات أمة محمد نساء أمة محمد تستغيث بنات أمة محمد تستغيث وينكم وينكم يا أهل النخوة وينكم يا أهل القرى يا شباب أمة محمد في كل مكان نحن نستغيث يا الله نحن نستغيث فهل لنا من مغيث Bu zulme dur demenin yolu ise çok kolaydır. Allah'ın gösterdiği çözümü uygulamak. Allah, yeryüzünü huzura kavuşması için inananların kardeş olmaları, birbirlerine yardım etmeleri ve birlik olmalarını emretmiştir. Allah'ın Kur'an'da gösterdiği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde detaylarıyla anlattığı tek çözüm budur. Birlik olmak, Kur'an'a göre farz, dağılmak ise haramdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Müslümanların Allah'ın bu hükmü gereği bir an önce birleşip İslam birliğini tesis etmesi, çekilen acıların son bulması, dünyanın huzura ve güvenliğe kavuşması için gereklidir.
Müslümanların birlik olması, kan bağı olan kardeşler gibi hatta daha da şiddetli şekilde kenetlenmesi farzdır. İslam alemi güçlü bir birlik meydana getirdiğinde bu birliğin çatısı altında hiç kimsenin zulme ve haksızlığa uğraması, hiç kimsenin vatandaşlarını ezmeye kalkışması mümkün olmayacaktır. Bunun için Hz. Mehdi'nin zuhurunu Allah'tan isteyip bu zamanda en büyük farz olan tüm Müslümanların birlik olması için Allah'a dua edip bu uğurda ciddi bir çaba gösterilmelidir. Myanmar'dan Atlas Okyanusu'na kadar İslam aleminde yaşanan zulümleri durdurmanın yegane yolu budur. Telefonunuza işte tuşuna basın 7 lira para gider diyor, 5 lira para. Kardeşim bunlarla olmaz, bu şekilde olmaz. Bir kere Türk İslam Birliği oluştuğunda bu konu ne kadar zamanda hallolur biliyor musunuz? Tamamı en fazla sürsün 3 gün. İnşallah. En fazla. 72 saatte gıdanın, yiyeceğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmaz. Şeytanın egemenliğine son vermek için İttihat-ı İslam şarttır. İnşallah. Mehdiyet şarttır. İsa Mesih'in zuhuru şarttır. Allah diyor ki bak bir Müslümana bir yerde bir müdahale olduğunda el birlik karşı koyarlar diyor Müslümanlar diyor Allah şeytanı Allah'sın. Yani Müslümanları Allah tek bir millet, tek topluluk olarak alıyor Kur'an'da. Yani bölüm bölüm almıyor. Mesela Eritre'de herhangi bir Müslümana bir şey yapıldı. Ayetin hükmüne göre bütün Müslümanlar ittifakla ona karşı tavır almak durumunda. Hepsi farz. Ya muhkem Kur'an ayeti bu. İnşallah. Yani İttihat-ı İslam'ın farziyetinin delillerinden bir ayet bu. Bak, herhangi bir yerde, herhangi bir Müslümana, herhangi bir kişiye zarar verdiğinde el birliği karşı koyanlardır diyor Allah ayet. Mesela farzen PKK saldırısı varsa Eritre'deki, Mısır'daki, Moro'da, Çat'ta her yerdeki Müslümanlar el birliği karşı koymaları farz. Mesela Suriye'de Müslümanlara zulmediliyorsa bütün Müslümanların ittifakla ona karşı tavır koymaları farz. Allah'ın emri. Yani durdurmaları gerekiyor. Bu uygulandığında yeryüzünde fitne olmuyor işte. Şeytanın Allah'a sığınırım. Kur'an ayeti var ya. Din Allah'ın oluncaya kadar, fitne yeryüzüne kalkıncaya kadar mücadele edin. İnşallah. Ayetinin uygulaması. İnşallah. Çünkü fitne var. Fitne nerede var? Herhangi bir ülkede var. Bütün Müslümanlar birleşip o fitneyi kaldırmakla mükellefler. Tamam. Ya bir kısmınız bununla ilgilenin, bir kısmınız ilgilenmeyin demiyor. Tamamına hitap eden bir ayet. Mesela namaz kılın dediğinde Allah bir kısmınız namaz kılın, bir kısmınız kılmayın demiyor. Tamamımıza hitap ediyor. Oruç tutun deyince hepimize hitap ediyor. Haklarına tecavüz edildiği vakit, saldırıldığı vakit el birliği karşı koyarlar ayeti de yine bütün Müslümanları içine alan bir hitap. Yani herkes sorumlu. Hatta ehli kitaba bir zulüm yapıldığında, mesela Hristiyan ve Musevilere zulüm yapıldığında Müslümanlar kendi ülkelerinde olduğunda onları korumakla da mükellefler. Hatta onun da üstünde müşrikleri de korumakla mükellefler. El birliği. Ayet var ya müşrikler bir yerden bir yere giderlerken onları güvenlik içinde orada geçirin diyor Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'ısında. Bu nedir? Bunu kim yapacak? Bütün Müslümanlar yapacak. Belirli bir gruba bu sorumluluk verilmiyor. Yani tamamına emirdir bu ayet. Herkese emirdir. Yani Kur'an'daki ayetler dünyadaki bütün Müslümanlara yönelik emir olmuş oluyor. Adam anlamazlıktan gelirse Allah anlayacakları hale getirir tabii. Yani anlamazlıktan gelmek yok. Mesela bak Libya anlamazlıktan geldi. Libya'nın hali ortada. Suriye anlamazdan gelir, Suriye'nin hali ortada. Anlamazdan gelmek olmaz. Açlığın nedeni de bu. Yani mesela haklarına saldırı olduğunda. Şimdi Müslümanlara orada bir saldırı var. Değil mi? Bir açlık var, bir perişanlık var. Ona el birlik karşı konması gerekiyor. El birlik gayret edilmesi gerekiyor. Onları kurtarmak gerekiyor. Taşıma suyuyla değirmen dönmezler. Bu şekilde olmayacağı belli. Çözüm Türk İslam Birliği, İttihat İslam'dır. Oradan 5 kuruş, orada 10 kuruş, o olmaz. Çok cüzi bir yardım. Çok sati olur ve güçsüz olur. Ancak Türk İslam Birliği oluştuğunda konu kökünden hallolur. Ne Museviler aç kalır, ne Hristiyanlar, ne Müslümanlar, ne kavga olur, ne anarşi, ne terör olur. Hiçbir şey olmaz. PKK zaten kendinden erir kaybolur. Tabii karşı koyma deyince elinden sopa alıp, çivini sopa alıp karşı koyma değildir. Bilimsel metotlar sevgiyle, şefkatle, akılladır. Yoksa deccaliyete
karşı mücadelede onların tuzağını düşer Müslüman. Yani kana kanla karşılık verilmez. Kana akılla, sevgiyle, bilimle, sanatla karşılık verilir. O zaman felç olur, etkisiz hale gelir. Mesela PKK, Marksist deriniz düşünce teorik olarak ortadan kaldırılırsa PKK da ortadan kalkar. Ama ona müdahale olmazsa onlar devam ediyor. Kaldıkları yerden devam etmiş oluyor. Bizim yapacağımız ilmi mücadelemiz, akılcı mücadelemiz.